eğitimi biz iyilik davranışını kazandırmaya, hatırlatmaya, alıştırmaya ya da yola yanımıza alarak bir takım pratikler yaparak onlar da bunu kalıcı, gündelik hayatında kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz biz. Biz yoksula yardım yapmıyoruz, varsıla yardım yapıyoruz dediğimiz zaman insanı bazen şaşırıyor veya bazen bu varsa kesin bize yine para teklif ediyor. Almadığımız zaman bize kızıyorlar. Biz para almıyoruz, almayacağız. Çünkü yeme içme gibi bu ihtiyacını bireyin kendisinin karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Onu mutlaka yalvararak, ikna ederek, anlatarak o ihtiyacı kendisinin karşılaması için o davranışa geçmesini, yani bizimle gelip fakire, yetime, yoksula tanışması, hatta dostluk ilişkisi kurması, evine girmesi, oturması ve o ihtiyacı da, o davranışı da devamlılık gösterecek şekilde, istikrarlı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu toplumda bugün bütün 80 milyonu ortak paydada birleştirecek tek payda iyiliktir. Herkesin iyilik yapmaya ihtiyacı var, herkesin iyilik yapma yeteneği var, herkesin iyilik yapma iddiası var. Herkesin de böyle bir derdi var. İnsan olmak için de buna zorunluyuz. İyilik bir ödev değil. Başkasına yönelik bir davranış değil, kendi ruhsal kişiliğini gerçekleştirmenin zorunlu bir davranışı ve diğer birçok davranışlar kadar, yani bireysel ihtiyaçları karşılamak için çok daha fazla insana mutluluk veren bir davranış. Mahmut Karaman, kardeşlik seferberliğinin oluşumunda yer alarak yoksul ve Suriyeli ailelere, yeni evlenen çiftlere ev eşyası ve gıda yardımının yapılmasında öncülük ediyor. Kendi imkanlarıyla oluşturduğu aşhane aracılığıyla günde yaklaşık 500 evsize çorba ve ekmek dağıtıyor. Karaman bu büyük iyiliği şu üç kelimeyle özetliyor: komşum aç yatmayacak.